Bereket TV stüdyolarından mutlu günler değerli izleyenler. Bereket TV Haber Merkezi'nce hazırlanan Tarım Bülteni programında tarım gündeminin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Türkiye Ziraatçılar Derneği'nin ev sahipliğini yaptığı 17. Ulusal Gıda ve Tarım Kongresi Ankara'da düzenlendi. Kongrenin bu yılki teması ise kırdan kente göç olarak belirlendi. Türkiye Ziraatçılar Derneği tarafından organize edilen 17. Ulusal Tarım ve Gıda Kongresi 18 Ocak 2018 Perşembe günü Ankara'da yapıldı. Hükümet ve sektör temsilcilerini, akademisyenleri, tarım ve hayvancılık sektör paydaşlarını, tarım bankacılığı yapan finansman kuruluşlarını bir araya getiren kongre 3 oturum halinde gerçekleşti. Etkinliğe ev sahipliği yapan Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, 2002 yılından beri düzenlenen kongrenin içeriğini şöyle açıkladı. 2002 yılından beri kesintisiz olarak biz Ulusal Tarım ve Gıda Kongresi'ni yapıyoruz. Yani tarım örgütler arasında bunu başaran Türkiye Ziraatçılar Derneği kesintisiz olarak yapıyoruz. Gündeme denk düşen ana konuları tartışıyoruz. Tüzüğümüz de gereği genel doğru tektir. Neyse ortasında konuşuruz. Türkiye Ziraatçılar Derneği'nin böyle de bir geleneği var. Ana teması kırdan kente göç olarak belirlenen kongrede Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bülent Gülçubuk köyden kente göçün sebeplerini sıralayarak bu göçün nasıl tersine çevrilebileceğini aktardı. Türkiye'de kırdan kente göç olgusu biraz koşulların zorlaması değil, bizdeki tarımsal politikaların uygulaması sonucunda ortaya çıkan ve kırsal kalkınma sonuçlarının da kırsala yansımamasından kaynaklanan bir durum. Türkiye'de son yıllarda tarımsal girdi fiyatlarındaki artışlar, küçük çiftçinin bir anlamda tasfiye olma sürecine girmesi, diğer yandan kalkınma nimetlerine yani eğitim, sağlık, altyapı, yol vesaire bunların kırsala ulaşamaması maalesef kırsaldan göç olayı daha fazla arttırmaya başladı. Türkiye'de tarımsal iş gücü piyasasının neredeyse 1/3'ü, altını çizerek söylüyorum, göçmen nüfusa ait bir iş gücünden oluşuyor. Yani Türkiye tarımında çalışacak bizim yerli insanımız, ev sahibi insanımız yok. Biz yurt dışından gelenlerle tarımsal iş gücü ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Tersine göçü yaratmamız için önce mevcut göçü durdurmamız, azaltmamız lazım. Tersine göçü de kimler üzerinden yapacağız? Genç nüfus üzerinden yapacağız. Göçü azaltmamız için bir, girdi fiyatlarını mutlaka düşürmemiz lazım. İki, kırsal kalkınmayla tarım politikalarını mutlaka entegre etmemiz lazım. Üçüncüsü, genç nüfusu yerinde tutabilecek ve gençliği sosyolojik kültürel açıdan da doyurabilecek bir ortamı kırsalda yaratmamız lazım. Bereket TV ve Bereket Hayvancılık TV'de ortak canlı yayınlanan Gündemin Bereketi programının yapımcı ve sunucusu Umut Özdil'in moderatörlüğünü yaptığı tarımsal girdiler, kooperatifçilik ve tarım sigortaları konulu panelin konuşmacılarından biri olan Tiresüt Kooperatifi ve İzmir Tarım Grubu Başkanı Mahmut Eskiyörük, tarımda sorunlar ne olursa olsun çözümün kooperatifçilikten geçtiğini söyledi. Tarımda şu an bir tıkanma var. Sorunlarımız, sancılar gittikçe artıyor. Ve ne yazık ki kayıplarımız artıyor. Bir çıkış yolu bulmamız gerekiyor. Burada vurgulayacağımız öncelikli olarak çıkış yolu kooperatifleşmedir. Yani Türkiye kooperatifleşmeye mecbur. Kooperatifleşmeyi oluşturmadan Türkiye'deki tarımın yapısal sorunlarını çözmemiz mümkün değil. Biz ithalat yapan değil, ihracat yapan bir Türkiye yaratmak istiyorsak bunun da yolu kooperatifleşmedir. Tarım Bakanlığımız çiftçiye para verme değil, para kazandırma üzerine bir politik oluşturmalı. Benim çiftçim sadaka istemiyor, yardım istemiyor. Benim çiftçim para kazanmak istiyor. Yapısal sorunların giderilmesini bir unsur olarak kullanılmalı desteklemeler. Panelin diğer konuşmacısı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Sigortaları Daire Başkanı Bekir Engürülü de 2018 yılında tarım sigortalarının kapsamında yaşanacak gelişmeleri değerlendirdi. Bu yıl 2018 yılı Bakanlar Kurulu kararımızla daha önceden sadece buğdayda verdiğimiz kuraklık teminatını ilçe bazlı kuraklık verim sigortası olarak arpada, çavdarda, yulafta, tritikalede ve bunun sertifikalı tohumluklarında da bu yıl vereceğiz. Bu yıl bunlar da sigorta kapsamında. Tabii bu sigortayla beraber çiftçilerimizin hem kuraklıktan hem aşırı soğuktan, dondan, aşırı sıcaktan, sıcak rüzgardan kaynaklı verim azalışları, ilçe bazındaki verim düşüşleri de karşılanmış olacak. Bununla paralel meyve bahçelerinde ve ağaçlardaki, asmalardaki
Eğer telli terbiye sistemleri varsa bunlar da sigorta teminatı kapsamına alındı. Yine önemli özellik olarak bazı epidemik hastalıklar sigorta kapsamına aldı. Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarında olmak üzere. Kadınlarımızda, kadın çiftçilerimizde %5 ekstra bir indirim uygulaması başladı. Yine bunun paralelinde genç çiftçilerimize de %5 ilave bir indirim başlatmış olduk. Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, Türkiye'nin yağış ortalamasını değerlendirdi. Güneydoğu Anadolu bölgesi hariç yağışların arttığını, tarımsal kuraklığınsa söz konusu olmadığını söyledi. Meteoroloji verilerine göre uzun yıllar ortalamasına bakıldığında Türkiye genelindeki yağışlar %18 azalsa da 2016 yılına oranla %3.5 arttı. Tabii ki burada Marmara bölgesinde %2, Ege bölgesinde %22 bir artış yaşanmış geçen yıla göre. İç Anadolu bölgesinde %13, Akdeniz bölgesinde %3.4, Karadeniz bölgesinde 6.8, Doğu Anadolu bölgesinde de %9 civarında geçen yıla göre bir artış yaşanmıştır. Bu yağış artışının Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülmemesi çiftçileri endişelendirse de mevcut kuraklık henüz tarımsal kuraklık aşamasına gelmedi. Güneydoğu Anadolu bölgesinde de %46 gibi bir yağışlarda bir azalma yaşanmıştır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde 3 tane ilde yoğunlukla yaşanan bu yağış azlığı Mardin, Gaziantep ve Urfa bölgesinde %46 civarında bir yağış azlığı yaşanmıştır. Dolayısıyla geçen söylenildiği gibi bir tarımsal kuraklık Türkiye genelinde kesinlikle yaşanmamaktadır. Yağış azlığı bölgedeki hububatın çıkışını da olumsuz etkiledi. Baharlık işte pamuk vesaire falan ekileceği zaman su verilemeyeceği söylenilmektedir. Çıkışlarda da önemli derecede sıkıntı yaşanmıştır. Hububat biliyorsunuz Kasım Aralık aylarında genelde o bölgede ekim yapılıyor, hububat ekimleri. Dolayısıyla yağışın azlığından dolayı çıkışlarda belirli bir sıkıntı yaşanmıştır. Kuraklığın başlıca sebeplerinden biri de su israfı. Özellikle vahşi sulama yöntemiyle israf edilen su, Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın gündemindeyken, bu kez de Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, vahşi sulama yapana su vermeyeceğiz dedi. Kuraklığa karşı mücadele çalışmaları sürerken Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'dan suyun büyük bölümünü israf eden vahşi sulamayla ilgili açıklama geldi. Tarımsal kuraklığa karşı tedbirlerin alındığını ifade eden Bakan Eroğlu, bu konuda hükümete olduğu kadar çiftçilere de rol düştüğünün altını çizdi. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan çiftçilerin damlama sulama yöntemi kullanmaları gerektiğini vurgulayan Eroğlu, "Bu yöntemi kullanmayana su vermeyeceğiz." diye konuştu. Tarım Bakanlığı'nın damlama sulamaya %50 hibe verdiğini hatırlatan Bakan Eroğlu, çiftçilere bir an önce modern sulamaya geçmeleri için çağrıda bulundu. Fazla gübre kullanımıyla ürünün verimi artmıyor, aksine üretim de toprak da ölüyor. İşte bu yüzden kaybettiğimiz alanların başında da Rize'nin çay bahçeleri geliyor. Gübre kullanımında doğru bilinen yanlışlardan biri de bitkiye ne kadar çok verilirse o kadar çok verim alınacağı. Halbuki bilinçsiz gübreleme üretimi öldürdüğü kadar toprağı da öldürüyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bilinçsiz gübre kullanımının verdiği zarara değinirken, örnek olarak Rize'nin çay bahçelerini gösterdi. Yıllarca daha fazla ürün alabilmek için toprağımıza hep zehir verdik. Hala da devam ediyoruz. Çok gübre vermenin çok faydalı olmadığını, işte Rize'ye gidiyorsunuz, efendim çay bahçelerine bakıyorsunuz, artık çay bahçeleri tamamen betonlaşmış ve bu sene 10, önümüzdeki sene 15, 20, 25 kilogram gübre atıyorsunuz ve aynı neticeyi de elde edemiyorsunuz. Yüksek miktarda ve kaliteli ürün sağlanması, tarımsal faaliyetleri kayıt altına alarak izlenebilirliğin sağlanması sayılabilir. Bu sebeple yorulmadan, dinlenmeden çalışmaktayız.
Tarım makineleri sektörünün öncü temsilcilerinden Sanko Holding geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda yerini aldı. Sanko Holding İş ve Tarım Makineleri Grup Başkanı Sami Konukoğlu da traktör piyasasını bereket televizyonlarına değerlendirdi. 16-20 Ocak 2018 tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenen 8. Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nda Türkiye'nin öncü şirketlerinden Sanko Holding de yerini aldı. Traktör piyasasını bereket televizyonlarına değerlendiren Sanko Holding İş ve Tarım Makineleri Grup Başkanı Sami Konukoğlu, önümüzdeki 10 yıllık süreçte traktör satışlarının artarak devam edeceğini açıkladı. Valla muhakkak ki sektörlerde iniş çıkışlarla karşılaşacağız. Bu çok doğal. Biraz daha artış devam edebilir mi? Biz edeceği yönündeyiz. Ama hani bunları yıllık değil de onar yıllık periyotlarda bakmayı tercih ederiz biz grup olarak. Dolayısıyla 10 yıllık eğrinin biz biraz daha yukarıda olacağını, artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü ikinci elde büyük bir potansiyel var. Dolayısıyla 25 yaşın üzerindeki traktörlerde büyük bir rakam var. %50'nin üzerinde yaklaşık bir traktör bandından bahsediyoruz ki bu bayağı bir 6-700 bin gibi bir traktörün üstünde bir rakam ediyor. Dolayısıyla da baktığınız zaman bunların illaki bir değişmesi gerekecek. Ve bunların aslında ekonomide bulunması da zarar. Ama tabii bugünkü ekonomik koşullarda zaman içerisinde değişeceğini düşünüyoruz. Bundan dolayı da çok pazarın gelişerek artacağına ama yıllar içerisinde sekmeler olabilir. Biz 10 yıllık ivmeye bakarız. Bereket televizyonlarının önemli prodüksiyonlarından olan Traktör Arena yeni yarışmacılar yeni heyecanlarla Mayıs ayında yeniden ekranlarınızda olacak. Yeni sezonu ve yarışmanın konseptini Başak Traktör Satış ve Pazarlama Direktörü Gökhan Bayramoğlu değerlendirdi. Mayıs ayında Bereket TV ekranlarında yayınlanacak olan Traktör Arena Duello yarışması ile ilgili açıklamada bulunan Başak Traktör Satış ve Pazarlama Direktörü Gökhan Bayramoğlu, Traktör Arena Duello yarışmasına büyük bir heyecanla hazırlandıklarını ve bu yıl farklı bir konseptle önemli mesajlar verileceğini ifade etti. Biz Traktör Arena'ya çok büyük heyecan duyarak hazırlanıyoruz ve gerçekten Traktör Arena'dan beklentimiz Türkiye'deki bütün çiftçilerimizin temsil edilebileceği, buna imkan yok ama en azından temsilcilerinin temsil edilebileceği bir platform olması. Bu platformun sektörümüzün, tarım sektörünün özellikle çiftçilerimizin ufkunu açması. Biz bu seneki Traktör Arena'ya farklı bir konseptle girmek istiyoruz. Yani hani bir yarışmadan öte, tabii ki yarışma önemli ama bir yarışmadan öte bir takım önemli mesajların verileceği bir traktör arena olsun istiyoruz ve buna çok yoğunlaştık, çok merakla da bekliyoruz. Çanakkale'nin ilk jeotermal serasını Kemalli Köyü'nün muhtarıyla oğlu kurdu. 700 bin lira maliyetle kurdukları serada 12 ay boyunca üretim yapan baba oğul, şimdi yaptıkları masrafı da kat kat karşılayabiliyor. Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kemalli Köyü'nde yaşayan Metin Gün, tarlasında termal kaynak bulunması üzerine sera kurmaya karar verdi. 700 bin lira harcayarak sera kuran Gün, şimdilerde jeotermal su kullanarak yıl boyunca üretim yapabiliyor. 2 yıl önce önümüze çıkan bir fırsatla jeotermal kuyu ruhsatı aldık ve bu işi ısıtmalı olarak yapmaya başladık. Yani bu da bize artı kazandırdığı Çanakkale'mizde ilk defa olan ısıtmalı serayla kış mevsiminde olmayan ürünleri yetiştirmeye başladık. Jeotermal seri olarak 5130 metrekare yerimiz var. Bunu salatalık, biber ve domates olarak değerlendiriyoruz. %50'si biber olarak değerlendiriyoruz ve dekara 4 ton biber alıyoruz. Yani 10 ton falan biber alıyoruz kış sezonunda. Domatesimizde 15 ton olarak dekara alıyoruz. Diğer seralarla kıyaslandığında jeotermal seranın ısıtma maliyeti de bir hali düşük. 4000 lira gibi aylık bir ücret ödüyoruz. Bu elektriğe dönüşmüş olsa 10 katına çıkabilir bu maliyet. Değerli izleyenler, bu haberle birlikte Tarım Bülteni'nin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Pazartesi saat 17'de yine bu ekranlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.